Başkanım, iki günden bu yana dört yolda kurulan çadıra, valilik ve belediye tarafından oluşturulan çadıra yardımlar gelmeye başladı. Siz de organizasyonun başındasınız. Ne tür yardımlar yapılıyor? Organizasyon hakkında bilgi verir misiniz? Öncelikle tabii Sayın Valimizin başkanlığında Erzincan bir bütün olaraktan hareket etmekte. Bütün yardımları belli bir merkezde toplama kararı aldık. Buradaki topladığımız yardımların gıdadan battaniyeye kadar birçok çeşitliliği var. Su öncelikli. Tabii buraya küçük miktardaki yardımlar geliyor. Büyük miktarda olanları tırlar vasıtasıyla gönderiyoruz. Şu ana kadar 10 tıra yakın malzeme sevkiyatı yapıldı. Teslimat oldu. Bugün sabah 2 tır odun sevkiyatı soğuktan dolayı etkilendiği için ve her meslek grubunun bu konuda yardımı var. Bireysel yardımlar var. Nakdi yardımlar AFAD'a yapılıyor. Bunlar belirlendi. Hesap numaraları falan herkesin elinde var. Farklı hesap numaralarına yatırılmaması için de sık sık bunların yayınlanmasını inşallah sizlerin de aracılığıyla çok sağlıklı olur. Erzincan bu acıları yaşamış bir şehir. Ve 7'den 70'e dün kucağında yumurtayla gelen çocuktan tut, kendi yattığı battaniyesini getiren çocuk. Yani hakikaten Kadir Şinas bir insanımız var. Ben ayrım yapmadan 237 bin kişinin aynı duyguları paylaştığını, o hissiyatla buraya da yardım koşuşturduğu kanaatindeyiz. Birebir görüyoruz. Şu anda 5. tırı yükleyeceğiz. Yani bütün Erzincan halkına teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun onlardan. Başkanım, biraz önce mesela baza getirmek isteyen oldu. Fakat kendi imkanlarının olmadığını söylediler. Siz aldırabiliyor belediyemizin, musunuz? Belediyemizin zabıta araçları, diğer araçlarımız bu tür getiremeyenlerinkini mutlaka gidip kendi şeyinden alıp geliyor, evinden ya da iş yerinden alıp getiriyorlar. Böyle bir hemşerimiz de varsa bize ulaşması yeterli. Kendileri, elemanımız da var, oradan gidip alıp getirebiliyor. Peki başkanım, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.